Kanal Fırat TV ekranlarından iyi akşamlar. 2023 yılının ilk Şehrin Sağlığı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Sevgili izleyiciler, bugün çok güncel, güzel bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu konuşacağız. Konuyla ilgili bilgisine başvuracağım konuğumu size tanıtmak istiyorum. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Doktor Nur Seda Gülcü Üstün. Doktor Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Doktor Hanım, konu gerçekten güzel, güncel. İnanın ki benim de ilgimi çok çekti. Ama önce biz sizi bir tanıyalım mı? Nur Seda Gülcü Üstün kimdir? Merhabalar, ben çocuk psikiyatrisi uzmanı Doktor Nur Seda Gülcü Üstün. Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde 6 aydır çalışmaktayım. Uzman olarak buraya atandım. Daha öncesinde Çapa Çocuk Psikiyatrisi, İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Sonra da İstanbul Tıp Fakültesi'nde Çocuk Psikiyatrisi bölümünü bitirerek buraya atanmış bulunmaktayım. Bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi, dinamik psikoterapi alanlarında hani ilgiliyim, bu eğitimleri aldım ve almaktayım aynı şekilde. Böyle söyleyebilirim şimdilik. Peki Elazığ'a da hoş geldiniz tekrar hoş diyorum. Doktor Hanım, dediğim gibi konu çok güncel ve ilgi çekici bir konu benim açımdan en azından. Şöyle başlamak istiyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedir? Nasıl bir hastalıktır? Ne gibi belirtileri vardır? Bize bu konuda bilgi verir misiniz? Tabii. Öncelikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bizim poliklinikte en sık gördüğümüz hasta grubu. Ve çok sık görülmekte tüm dünyada. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun 3 böyle alt bölümü var dikkat etmemiz gereken. Adı üstünde dikkat eksikliği. Dikkat eksikliği kısmı var. Bu çocuklar böyle dikkatlerini tam olarak sürdüremiyor, ders başına otururken zorluk yaşıyor, ilgilerini başka şeyler çekiyor, sık sık molalar verebiliyorlar, odaklanmakla ilgili zorluklar oluyor. Onun dışında tabii ki dikkat tek başına derslerle ilgili değil, aynı zamanda eşyalarını kaybetmeleri, böyle unutmaları, aileler işte oğlum şunu getir misin, kızım şunu getir misin dediğinde ben ne getirecektim, o anlık unutmaları veya konuşurken ben ne söyleyecektim gibi böyle günlük anlık unutmaları çok sık gözlenebiliyor. Dikkatle ilgili zorluklar genellikle böyle. Hiperaktivite kısmı var tabii bir de. En sık ailelerin daha çok bize getirdiği, şikayet ettiği hiperaktivite kısmında. Bunda da çocuklar çok hareketli olabiliyor. Enerjik çocuklar oluyor. Yerlerinde durmakta zorlanıyor. Böyle otururken bile kıpır kıpırlar. Yani masa başında sandalyeyi sallıyor, ayağa kalkıyor, dolaşıyor. Böyle çocuklar oluyor. Bayağı enerjik çocuklar. Ve doğal olarak sabırsızlık gözleniyor. Çok konuşmayı sevebiliyorlar. Yine enerjik oldukları için bir anda bir şeyleri söylemek istiyorlar. Susmayabiliyorlar, böyle çok uzun konuşabiliyorlar. Böyle söyleyebilirim. Daha çok hiperaktiviteyle beraber gözlenen de dürtüsellik kısmı var. Bu ikisi genellikle çok sık beraber gözleniyor. Dürtüsellikte de bu çocuklar çok fevri çocuklar. Yani düşünmeden hareket etme dediğimiz şey vardır ya böyle. Düşünmeden, aniden, fevrice hareket ederler. Mesela yoldan karşı karşıya geçerken annesinin hemen elini bırakır, karşıdan karşıya atlar. Veya bir şey söyleyecek, hemen daha soru bitmeden cevabını yapıştırır. Böyle söz kesmeleri olur. Daha fevri çocuklardır. Aniden öfkelenebilirler. Sonradan çok sık pişman olabilirler. Böyle bir rahatsızlık. Ama aslında dikkat eksikliği, hiperaktivite, hani böyle ismi kendisi kolay ama gerçekten yaşaması çok zor bir hastalık. Çünkü aslında bizim beynimizin ön lobunda, frontal lobumuzda bizim yürütücü işlev dediğimiz bölüm, yani onu sağlıyor frontal lobumuz. Ve yürütücü işlev dediğimiz şey aslında bizim bütün planlama, organizasyon, hayatımızın çoğunu kullandığımız, yoğunda kullandığımız görevlere sahip. Mesela biz yarına ne bileyim okula gittiğimizde, işe gittiğimizde ne yaparız? Öncesinde neler olabileceğini düşünürüz, çantamızı hazırlarız, çocuklar kitaplarını hazırlar, kıyafetlerini hazırlar, eşyalarına neyi alması gerektiğini bilir, ödevlerini planlar, hangi kitapları çıkartması, tekrar koyması gerektiğini bilir. Adım adım bir sürü basamak vardır aslında ki kısa da geçiyorum. Hepsini tek tek yapar. Aslında çocuklar bu planlama, organizasyon, neden sonuç ilişkisini düşünme becerilerinden yoksun oldukları için böyle dağınık oluyorlar. Düzenlemekte, organizasyonda bir dağınıklık var. Çantasını unutur, işte alır, matematiktir, unutmuştur, kalmıştır, ödevini yapmaz, yarım yapar, cümlesi tamamlanmamıştır. Aklına başka bir şey gelir, işten işe atlar, başka bir şeyle ilgilenir. Yani böyle tam olarak hayatı dağınıktır bu çocukların. Böyle çocuklar olurlar.
Ve hani yürütücü işlev, o planlama, organizasyon becerilerinde ciddi bir zorluk olur. Aslında en temelde bundan kaynaklanıyor. Dürtüsellik de ondan. Yani aniden hareket ediyor, neden sonuç ilişkisini düşünemiyor. Daha sonra bir pişmanlık geliyor, bir geri adım atıyor. Normalde çocuklar öncesinde bunları düşünerek yapar. Bu çocuklarda biraz daha zayıf gelişmiş oluyor. Daha yaşıtlarına göre geç gelişmiş oluyor bu planlama becerileri. Yaklaşık böyle 2-3 yaş gibi. Yani bu zeka seviyesiyle alakalı değil mi? IQ ile alakalı değil mi hocam? Yok, hayır. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Aynen. IQ'dan tamamen bağımsız o planlama becerilerinin yaşıtlarına göre geri olmasıyla. O yüzden dikkat süreleri daha az, daha yavaş hareket ederler. Bazıları enerjik olduğu için daha hızlı hareket eder. Organizasyon becerilerinde bir zorluk vardır en temelde. Peki hocam, az önce siz de belirttiniz, dünyada çok sık görülmeye başlanmış. Ben de evet çok sık karşılaşıyorum, çevremde karşılaşıyorum. Biraz epidemiolojisine değinirsek, yani cinsiyet arasında bir fark var mı? Gerçekten sayı arttı mı, yoksa teşhis imkanları mı arttı? Ya da aileler bilinçlendi, çocuklarını daha sık mı getiriyorlar? Bu konuda da bilgi verir misiniz? Öncelikle şunu söyleyebilirim, yani son yapılan çalışmalar, hatta Türkiye'de böyle geniş çaplı, Türkiye çapında yapılan bir çalışmada yani sıklığı en son 100 çocukta 12 olarak gösterilmiş. Çok sık. Eskiye göre sıklığı evet artmış. Yani eskiye göre beklentiler de çocuktan daha farklı olduğu için aslında daha fazla sıkıntı da görebiliyoruz. Eskiden çocukların gerçekten okul beklentileri daha azdı. Yani ailelerin o beklentileri daha azdı. Sürekli hani ders, ödevler, akademik başarı bu kadar ön planda değildi. Şu an o beklentiler de çok fazla ve sürekli çocuklardan doğal olarak dersler zor, sınıfta oturmaları bekleniyor. Hani ödevlerini yapması bekleniyor. Daha ilk sınıftan, ilk seneden bile testler, bir sürü ödevler var. Bundan ötürü hem beklentiler fazla çocukların, hem de dikkat eksik hiperaktivite bozukluğunun sıklığı giderek de artıyor gerçekten. Şu an %12 olarak gösterilmiş. Ve kız erkek arasında evet fark var. Yani kızlarda, erkeklerde daha fazla, böyle 3-4 kat daha sık diyebiliriz. Ama belirtiler arasında da fark var. Mesela erkeklerde daha çok sık gördüğümüz şey hiperaktivite, dürtüsellik. Dikkat eksikliği kısmı da olur ama aileler daha çok bu şikayetle geliyorlar, bize başvuruyorlar. Dürtüsellik, fevrilik, hareketlilik, yine bahsettiğim o sıkıntılarla alakalı. Kızlarda ise daha çok dikkat eksikliği alt tipi daha sık görülüyor. O yüzden daha geç fark edilebiliyor. Daha çünkü sessiz, daha sakin, hani hiperaktivite belirtisi olmadığı için dikkatle ilgili zorluklar maalesef ki ders sınıf sayısı arttıkça, hani dikkat süresinin artması gereken durumlarda, daha sık çalışılması gereken sınıflarda fark edilebiliyor. Başlarda çok fark edilmeyebiliyor. Öyle söyleyeyim. Hocam, şimdi bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun nedenleri neler acaba? Hı hı. Bu konuyla ilgili bilgiler var mı, çalışmalar var mı? Şundan kaynaklanıyor diyebilir miyiz, yoksa geniş bir yelpaze mi? Şöyle söyleyebiliriz. Psikiyatrik hastalıkların aslında birçoğu geniş bir yelpaze de diyebiliriz. Ama genel olarak, yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ön planda %90 genetik geçtiği gösterilmiş. Diğer faktörler, tabii ki çevresel faktörler, birçok faktör var ama daha çok en sık genetik geçişi göstermiş psikiyatrik hastalıklarından biri dikkat eksikliği, hiperaktivite. O yüzden genellikle böyle hocam bu çocuğun babası da küçükken hareketliydi veya işte annede de vardı böyle dikkatle ilgili zorluklar veya hala diyor ki bazen ben de ne alacağımı unuturum gibi, erişkin yaşta hala zorluklar olabiliyor. Anne baba da olmasa bile işte dayı, amca, teyze, hala gibi veya büyük anne, büyük baba, onlarda da gözlenebiliyor. İlla genetikte birilerinde bu öyküyü çoğu zaman alırız biz. Olabiliyor. Peki hocam, genellikle hangi yaş grubunda teşhis koyuluyor, daha sık görülüyor? Mesela okul öncesi çağda mı, okul çağında mı, lisede mesela teşhis alınmış oluyor mu, o zamana kadar uzamış olabiliyor mu? Ya da götürmekte bir sıkıntı mı vardı, lisede tanı koyduğunuz oluyor mu mesela? Evet, en sık gördüğümüz yaş grubu ilkokul çağı. İlkokulda tabii okulun, akademik hayatın, ilk defa ev dışı bir ortamın okulun hayata girmesiyle beraber akademik başarı, okulun öğretmeni sınıfta görmüş olması, bu ne demek? Yani sınıf ortamı aslında evde aile şey oluyor, anne baba çocuklar oluyor ve birebir aslında eğitim veriyorlar. Okulda ise birçok kişi var, en az 20-30 kişilik sınıflar oluyor ve birçok uyaran var. Her bir çocukta birinin hareket etmesi, ayağa kalkması, birinin konuşması, bir sürü uyaran olduğu için pencere sesi, kapı sesi, çocukların dikkati çok kolay dağılabiliyor okulda genellikle. Ve ilkokulda çoğunlukla öğretmenin fark etmesiyle genellikle tanı konulmuş oluyor. Yani bu demek değil ki okul öncesi çağda fark edilmiyor. Evet, orada da, okul öncesi çağda da çocukların daha çok dikkat daha yeni yeni oluştuğu ve ilkokul 6 yaşına kadar daha yeni tamamlandığı için daha çok
Okul öncesinde hiperaktivite, dürtüsellik, sakarlık, düşme, kazalar, kafasını çarptı iki defa morarttı, ona okuldan sürekli şikayet geliyor, çok hareketli gibi. Böyle durumlar gözlenebiliyor. Lise çağında da oluyor mu? Oldukça sık oluyor. Orada da daha çok, şimdi yaş ilerledikçe aslında bir grup dikkat eksikliğinde o hiperaktivite belirtileri azalmış oluyor. Ve lise çağına kadar genellikle geliyorsa, genellikle hani hiperaktivite belirtilerinin çok yoğun olmadığı, daha çok dikkatle ilgili zorlukların ön planda olduğu ve bunların da aslında vardır ama genellikle işte ablasıyla böyleydi, bizde böyle genellikle daha normalleştirildi. O yüzden daha geç başvurular olabiliyor. Ama öyküye baktığımızda zaten bizim dikkat eksikliği hiperaktivite nöro gelişimsel bir bozukluk. Yani doğuştan beri gelen bir hastalık. Yani hani lise çağında ilk defa ortaya çıkmış değil. Aslında öncesinde de hep olan ama daha yeni şikayetle beraber gelmeye başlandığı için lise çağında da tanı koyduğumuz oluyor. Ama dediğim gibi daha çok dikkatle ilgili zorluklar olabiliyor. Sürdürmekle ilgili. Çünkü şöyle düşünün. Mesela ilkokulda ödevlerde zaten 7 yaşında çocuğun dikkat süresi zaten en fazla 10 dakika. Normali de zaten böyle. Ama yaş ilerledikçe dikkat süresinin artması gerekiyor yaşına göre. Bu çocuklar ne dedik? Aslında yaşlarına göre biraz daha 2-3 yaş biraz daha dikkat süresi daha geriden geliyor. Yaş ilerledikçe dikkat süresi yapması gereken ödevler artıyor, görevleri artıyor. Bunlar artmakla beraber çocuklar bunu yaşıtları kadar yapamıyor aslında. O yüzden aradaki o dikkat süresi arasındaki farkı yaş ilerledikçe artıyor. Şikayetler de doğal olarak yaş ilerledikçe artıyor. Erişkin yaşta başvuranlar bile oluyor, öyle söyleyeyim. Peki hocam. Şimdi siz böyle konuyu anlatırken genelde hiperaktiviteden, hareketlikten bahsettik. Peki hocam, her hareketli çocuk ya da halk arasında yaramaz çocuk dediğimiz dikkat eksikliği, hiperaktivite çocuğu bozukluğu mu var? Yoksa hani uslu, hiç hareketsiz bir çocuğa da yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı koyabiliyor muyuz? Yani buradaki ince çizgi ne acaba? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu noktada bir çocuk psikiyatrisini görmüş olması en önemli. Tanıyı koyacak kişi çocuk psikiyatrisidir her zaman. Bu yüzden bizim yaptığımız şey, üç ortamın ikisinde hiperaktivite, dürtüsellik veya dikkat eksikliği belirtileri varsa biz bu tanıyı koyarız. Her yaramaz çocuk hiperaktif midir? Hayır, değildir. Yani yaramaz diye etiketlenen çocuklar, maalesef ki biz bu etiketlemeyi çok sevmeyiz genellikle ama aileler öyle görebiliyor. Her yaramaz çocuk hiperaktif olmuyor. Burada hani o belirtileri, tanı kümesini karşılamış olması, yani belli bir 9 kriterin altısını karşılamış olması DSM'ye göre, buna göre tanı konulmuş oluyor. Ve dediğim gibi 3 ortam, yani okul olur, aile olur, görüşmede olur veya başka bir ortamda olur. 3 ortamın ikisinde o hiperaktivite belirtilerini karşılamış olması gerekiyor. Bu noktada da bence o enerjik çocukları çok fazla hani böyle yaramaz diye etiketlememelerini ailelere ben tercih ediyorum. Çünkü onların da gerçekten olumlu yönleri var. Yani bu çocuklar daha böyle hiperaktif, dürtüsel gençler, çocuklar biraz daha lider özellikleri gösteriyor. Böyle arkadaş gruplarında daha çok onun dediği olabiliyor. Daha ön plana çıkabiliyor. Girişken olabiliyorlar. Hani bu becerilerini gerçekten geliştirmek. Bazen bazı çocuklar ısrarcı olabiliyor. Tuttuğunu koparan olabiliyor. Bu becerileri de geliştirmek gerekiyor. O yüzden her yaramaz çocuk hiperaktif değil. Hiperaktivitesi olmayan çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite tanısı konulur mu? Evet, konulabilir. Orada da yine dikkatle ilgili zorlukları olabilir. Dürtüsellikle ilgili zorlukları olabilir. Yani daha çocuklar, hani kızlarda dedim ya, biraz daha dikkat eksikliği tipi daha sık görülüyor. Bu çocuklarda daha çok dikkatle ilgili, yani sürdürmekle ilgili, ders başına oturur, çabuk sıkılır, mola vermek ister, ayağa kalkmak ister, sürdüremez. Yani sevdiği ders uzun uzun çalışır ama sevmediği derste çok kısa sürede çalışır. Yani çalışmaz veya işte bilgisayar oyunlarını çok sık oynayabiliyorlar. Bunlar da uzun süre ödül mekanizmasıyla çalışır, uzun süre oturabiliyorlar. Ama derse gelince çaba gerektiriyor, zihinsel aktivite gerektiriyor. Çok çabuk sıkılabiliyorlar. Sürdüremezler. Dediğim gibi unutkanlıkları olabiliyor. Anne baba bir şey söyler, 3 kere söylüyoruz hocam diyorlar. Yani hani ne söylediğimizi aklı başka yerde. Böyle zihni dağınık, dağılmaları olabiliyor diyebiliyorlar. Hani daha çok bu belirtilerle ilgili hiperaktivite olmasa da bunları gözleyebiliyoruz. Tabii bunda da yine hani tanı kriterlerine göre, 3 ortamdan yine ikisinde olmuş olması, belirtilerin bir kısmını karşılamış olması, bunlar bizim için önemli oluyor. O yüzden hani en ufak bir hareketliliği gözlesek hemen dikkat eksikliği, hiperaktivite diyemeyiz, demeyiz.
bizim için tanıyı karşılaması önemli. Ve muhakkak çocuk psikiyatrisini tanı koymuş olması önemli diyebiliriz. Peki hocam, hani cep telefonu kullanımı çok yaygınlaştı. Oldukça küçük yaşlarda bile cep telefonu kullanılıyor. İşte çocukları durdurmak için bile eline veriliyor. Aman onunla oynasın da sesi çıkmasın, kenarda otursun. Etkisi var mı? Dikkat eksik hiperaktivite üzerine gelişmiyor. Evet. Hayır, yani dikkat eksik hiperaktivite bozukluğu genetik geçer ama dediğiniz gibi dikkat eksik hiperaktivite çocuklarda çok fazla problemli internet kullanımı olabiliyor. Çünkü bu çocuklarda en temel dediğim gibi ödül mekanizmasının uyarılmış olmasıyla alakalı. Şöyle söyleyeyim, mesela ödül dediğimiz, mesela ders çalışırken keyifli dersi yapar. Çünkü hoşuna gider, motivasyonu artar. Bununla ilgili çalışabilir ama sevmediği ders ona bir motivasyon sağlamaz, ödül sağlamaz. O yüzden ondan kaçınır, çalışmak istemez. Oyun ya da bilgisayar, telefon, ekran, bunlar ne yapar? Aslında orada mesela oyun oynaması veya sosyal medyaya girmesi keyif verici bir aktivite. Onların ödül merkezini uyarıyor. O yüzden bu çocuklarda ödül merkezi uyarılması ile ilgili zorluk olduğu için daha fazla bunlara yatkınlık gösterebiliyor ve bu çocuklarda hani dürtüsel oldukları için, anlık doyum ihtiyaçları olduğu için telefon bunu çok rahat gideriyor maalesef ki. Hmm. Oyunlar bunu çok rahat gideriyor. O anda hemen o ihtiyacını hemen gidermiş oluyor. Böyle olduğu için de bu çocuklar ona çok fazla yatkın olabiliyor. Çok sık gözlenebiliyor. Yani en sık problemli internet kullanımında, kliniğe başvuruda en sık altta dikkat eksikliği, hiperaktivite. Tabii ki bir sürü psikiyatrik hastalık gözükebiliyor. Ama en sık buna eşlik etmiş oluyor. O da işte anlık doyum ihtiyacı veya dediğiniz gibi erken yaşta maruziyet, nasıl kullanacağını telefonu göstermeme, ailelerin bu konuda çok destekleyici olmaması gibi birçok faktör etkili oluyor. Bir de şununla karşılaşıyoruz hocam. Şimdi bazen öğretmenlerden geliyor. İşte çocuk evde çok uslu, hiçbir şikayet yok ama öğretmen diyor ki sınıfta oturmuyor bu çocuk. Çok yaramaz, derse odaklanmıyor veya tam tersi de olabiliyor. Mesela öğretmen diyor ki işte yok, okulda çok uslu, hiç yerinden kalkmıyor. Ama aile diyor ki hayır diyor, evde çok işte yaramaz, hareketli, ödevlerini yapmıyor, yaptırmakta zorlanıyoruz. Bunlarda da yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var mıdır acaba? Nasıl yaklaşacağız bu çocuklara? Şimdi orada da şöyle, daha önce bahsettiğim gibi sınıfta bir sürü uyaran var aslında. Bir sürü 20-30 kişi çocuk var, öğretmen var, kapı sesi, zil sesi, sınıfın hani uyaranı çok fazla olabiliyor. Bu yüzden dikkatin sınıfta dağılmasa daha kolay olabiliyor. Evde bu çocukların aileleri genellikle birebir başlarında ödev yaptırıyorlar, eşlik edebiliyorlar. Çocuklar genellikle tek başına çalışmayabiliyorlar. O yüzden bu şeyi, bizim evde bir sorunumuz yok, hani biz bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, bazen mola verebiliyor ama hani çok sıkıntı olmuyor yani. Okulda daha çok şikayet gelebiliyor. Burada uyaranın okulda çok fazla olması, dikkat dağıtıcıların çok fazla olmasıyla genellikle gözlenebiliyor. Bunun sebebi bu oluyor genellikle. Ama tam tersi, okulda sessiz, evde çok hareketliyse de biz bu durumda biraz nasıl derler, böyle kaygı bozukluğunu düşünürüz. Yani evde çok hareketli, çünkü evde uyaran yani kızan kimse yok aslında. Bir otorite, yani bağıran ya da kızan bir otorite yok ya da bir kurallar yok belki evde. İlla bunlar olması değil, ev ortamı biraz daha rahattır, daha güvenli bir ortamdır. O yüzden evde istediği gibi davranır. Hiperaktivitesi varsa koltuklara da çıkar, işte gezer de, enerjisini de atar veya ödev yaparken daha sonra yapacağım anne, erteler son güne kadar bırakır. Böyle olabilir. Ama okulda ise kurallar vardır. Okulda öğretmen vardır, tanımadığı bir kişi vardır, arkadaşlar vardır, yeni bir ortam vardır. Bu yüzden daha kaygılı gençler biraz daha bunu bastırır, tam belirtilerini gösteremez. Biz buna davranışsal inhibisyon diyoruz. İyice bastırdıklarında okulda aslında hiçbir şikayet yok. Çok sessiz, sakin bir çocuk. Dersi dinliyormuş gibi gözükür aslında. Ama genellikle dinlemediği, ödevlerinde eksiklikler olduğu biraz okuldan eve geldiğinde öyle anlaşılabiliyor. Böyle söyleyebilirim. Bu çocuklara yaklaşım nasıl olmalı? Yani mesela bazı aileler inkara gidiyorlar ya da çocuğuna o tanının konulmasını yakıştıramıyor. Bazıları da çok daha hassas oluyor. Belki çocukta öyle bir tanı yok ama hemen kolundan tutup getiriyor. Yaklaşımları nasıl olmalı hocam? Genellikle dediğiniz gibi hani inkara giden aileler biraz daha
tanıyı geciktiren aileler daha büyük yaşlarda geliyorlar. Sorunlar zaten aslında giderek büyümüş. Çünkü eşlik eden sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite olmuyor. Biraz daha geç geldiklerinde ergenlik döneminde mesela karşı koyulma, karşı gelme bozukluğu veya işte davranış problemleri, davranış bozukluğu veya dediğiniz gibi problemli internet kullanımı. Bu sorunlar giderek artmış oluyor. Veya alkol, madde, sigara kullanımı. Bu çocuklarda tedavi edilmediğinde bunlar daha da geç ve sorunlar iyice büyümüş oluyor. Kesinlikle ben ilk düşündükleri andan itibaren çocuk psikiyatrisine gelmelerini öneriyorum. Orada doktor zaten onlara neler yapılması gerektiğini aile içi, okulda her şeyi bilgilendirmiş olacaklar. Maalesef ki böyle aileleri çok görüyoruz ve hani ilaç başlanacak gelmedik veya işte halasına, teyzesine ilaç başlandı o yüzden biz onun gibi olsun istemiyoruz veya ilaç işte donukluk yaptı gelmek istemiyoruz gibi maalesef ki biraz ön yargı çok fazla var. O yüzden bence erken gelin, tedaviyi doktorunuzla beraber planlayın. Hani aileyi zaten sürece dahil ediyoruz, çocuğu zaten dahil ediyoruz. Çocukla işbirliği yapmamız zaten önemli, aileyle öyle. Ne kadar zaten uyumlu işbirliği yaparsak o kadar da çok fayda görülebiliyor. O yüzden sorunlar büyümeden, çünkü bir süre sonra ergenlik de işin içine girince zaten dürtüselliğin, duyguların ağır olduğu bir dönem iyice kontrolden çıkmış oluyor. Erken tanı, erken tedavi, dikkat eksikliğini de öyle söyleyebilirim. Diğer grupta ise yani hani hiçbir şey olmadan en ufak bir yaramazlık belirtisinde başvurabilir. Orada daha çok genellikle böyle kaygılı aileler de daha sık görülüyor. En ufak bir şikayet gördüğünde veya biraz daha ne bileyim aileler mutsuz olabilir, depresif olabilir, tahammülsüz olabiliyorlar aslında. Veya hani istedikleri nasıl desem hani robot gibi çocuk tam olarak. Ödevlerini yapsın, görevlerini yapsın, hiçbir şikayet olmasın, hareketli olmasın. Böyle de bu şikayetlerle gelebilir. Böyle bir şey yok. Yani her çocuk tabii ki oyun oynayacak, tabii ki hareketli olacak, tabii ki gezecek, dolaşacak. Normal dediğimiz şey tanıyı, normallik tabii birazcık değişken bir kavram ama tanıyı çocuk psikiyatrisi koyacak. O yüzden her tabii ki şikayette başvursunlar ama doktor zaten onlara ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini, gerekirse aileyle ilgili bir tedavi yapılması gerektiğini zaten söyleyecektir diyebilirim. Peki hocam bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun tanısını nasıl koyuyorsunuz? Bir laboratuvar teşhisi var mı mesela diğer hastalıklarda? İşte şu tetkikleri istiyoruz. Bunda hangi yöntemle tanı koyuyoruz? Zaten siz bahsettiniz en can alıcı şeyini bir çocuk psikiyatrinin koyması gerekiyor. Bu konuda da bilgi verir misiniz? Öncelikle dediğim gibi bir çocuk psikiyatrisi tanıya koyar. Ama tabii ki tanıyı desteklemek için bazı testler isteyebiliriz, dikkat testleri isteyebiliriz. Ama bunlar tanı koymak için şart değil. Tanı klinik doktorun gözlemiyle tanısı konulur. Dediğim gibi 3 ortamın ikisinde bu belirtiler varsa ya dikkat ya hiperaktivite ya dürtüsel bunlardan birisi varsa biz tanıyı koyarız. Tanı da tabii ki desteklemek için bizim de laboratuvarımız olmadığı için böyle ölçekler isteriz yani. Öğretmenden bilgi isteriz, aileden bilgi isteriz, bazı formlar ölçekler veririz, onları doldurmalarını isteriz. Bazen de görüşmede dikkat testi yaptığımız olur. Ama bu şart değil, zorunlu değil. Sadece tanımızı nasıl laboratuvar, MR, görüntüleme falan destekliyorsa bizim tanımızı biz de bu şekilde tanıyı desteklemek amaçlı bunları isteyebiliriz. Her çocukta şart değil. Şüphelendiğimiz durumlarda, karar veremediğimiz durumlarda bunları isteyebiliyoruz. Ama tanıyı doktor klinik olarak koyar. Yani görüşmede tanıyı koyar. Bunun bir direkt bir testi yoktur. Öyle söyleyebilirim. Peki, tedavisine değinecek olursak en önemli nokta, dikkat eksikliği, hiperaktivitenin tedavisi nasıl yapılıyor, neler kullanılıyor, neler bu tedavide yoktur hocam, bu konuda da bilgi verir misiniz? Dikkat eksikliği, hiperaktivitenin tedavisi, aileler bu söyleyeceğimi belki sevmeyebilir ama dikkat eksikliği, hiperaktivitenin tedavisi ilaç. En yüksek kanıt gösterilmiş tedavi ilaç. İlaçlarımız böyle oldukça yani %70-80 fayda oranına sahip. En fazla fayda gördüğümüz grup diyebilirim. Bazen şey diyorum, neyse ki tedavisi ilaç çok sık da düzelebiliyor. Ama bu noktada aileler bazen ilaca dirençli olabiliyorlar. Bunu çok nasıl desem aileyle görüşüp beraber karar vermemiz gerekiyor. Çünkü mesela otizmin tedavisi nedir? Özel eğitim merkezine göndeririz. Orada eğitim alması, birebir eğitim alması gerekir. Veya işte yine özgür öğrenme bozukluğunda yine özel eğitimdir tedavisi. Veya kaygı, anksiyete spektrumda depresyon varsa ilaç ve terapi beraber gidilmesini tavsiye ederiz. Uygunsa eğer hasta. Buna göre dikkat eksikliği, hiperaktivitenin tedavisi de ilaç. İlaçları biz genellikle 2-3 yıl kullanıyoruz.
doktor kontrolünde kullanıyoruz. Çocuktan çocuğa karar vererek kimi zaman işte ilaç tatilleri öneririz, yaz tatillerinde kesmelerini veya 15 tatillerde kesmelerini, her çocuk için değil sakın yanlış anlaşılmasın, uygun hafta sonları kesmelerini çocuktan çocuğa değişmekle beraber karar veririz. Ona uygun olarak kullanırız. İlaç dışında da yapacağımız şeyler var mıdır? Evet, vardır. Bu çocuklar çok enerjik çocuklardır. Hepsi değil tabii, hiperaktivitesi olanlar enerjik çocuklardır. Bu yüzden bu çocukları bir spora göndermeyi istiyoruz. Yani aileler burada çocuğun hem enerjisini atsınlar, hem böyle oyundaki kuralları öğrensinler, hem dış ortamda arkadaş ilişkileri gelişsin, hani sırasına göre beklesin, karar versin vesaire diye. Sporu genellikle çocuğun sevdiği bir spor dalını öneririz. Bu noktada çocuktan çocuk yine sporun hangi spor olacağına da karar vermek gerekiyor. Kimi çocuk böyle biraz daha arkadaş ilişkilerinde henüz hala zorluklar vardır, daha fevri, daha dürtüsel oldukları için. O yüzden belki biraz daha gelişsin diye mesela yüzme gibi kasları gelişsin, daha bireysel bazen şeyleri öneririz. Kimi zaman da çocuk daha biraz daha uygunsa arkadaş ilişkilerinin gelişmesi için futboldur, basketboldur, daha etkileşimli şeyler isteriz. Kuralları, sınırları daha iyi öğrensin diye. O çocuğun durumuna göre yine karar verdiğimiz, ailenin veya çocuğun sevdiği aktiviteye göre beraber karar verdiğimiz bir şey. Bir de tabii ki dikkatle ilgili faydası olduğu gösterilmiş bir balık yağı, işte omega 3 oldukça faydalı olur. Onu da kullanabilir aileler. Şimdi ailelerin ilaç kullanımında şöyle bir nasıl çekinceleri var. Hani bağımlılık yapar mı hocam? Biz bu ilaç tedavisini ne zaman başlıyoruz? Ne kadar süre kullanıyoruz? Ya ömür boyu mu kullanılacak? Hani kullanması ileriki yaşantısında bir zarar getirir mi ona? Bu konuda da bilgi verir misiniz? Genellikle ilaçları dediğim gibi başlangıçtan 2-3 yıl kullanırız. Çünkü yapılan çalışmalar genellikle 2-3 yıl takip çalışmaları olmuş ve sonrasında aslında ilaç kullanıp kullanmaması arasında farklılık olmadığı yine çocuktan çocuğa değişmekle beraber gösterilmiş. Bu yüzden biz 2-3 yıl kullanırız başlangıçtan itibaren. Eğer dikkatle ilgili sıkıntılar ön plandaysa okul dönemi kullanırız. Hiperaktivite, arkadaş ilişkileri, dürtüsellik, öfke zorlukları vesaire, bunlarla ilgili zorluklar ön plandaysa okul dışında da kullanmaya devam ederiz aslında. Yine tabii ki mesela okul süresine dikkat ederiz. Çocuğun başka hastalığı var mı? Tıbbi hastalığı var mı? Yine psikiyatrik hastalığı var mı? Ailede herhangi bir psikiyatrik hastalık var mı? Ailede işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var mı? Ailede kullanılan ilaç var mı? Bu ilaçta bir yan etki ya da fayda gördü mü? Bunlar bizim için önemli olur. Onun dışında çocuğun boyu, kilosu, gelişim düzeyi, zihinsel gelişimi, bunların hepsine dikkat ederek çocuğa göre bireysel tedavi başlarız aslında. Ve bu tedaviyi de dediğim gibi kimi zaman çocuktan çocuğa değişmekle beraber hafta sonu 15 tatillerde, yaz tatillerinde ilaç tatili yapabiliriz. Ama her çocuk için değil dediğim gibi. Bunu yapıp 2-3 yıl sonunda yarım dönem kesip ilacı, ilaçsız nasıl oldu bu çocuk okulda? Çünkü ilaçlar hani o günü kurtaran ilaçlar değil. Yani uzun vadeli etkileri gösterilmiş ilaçlar. Uzun vadede bu çocukları bir sürü riskten koruyor aslında. Böyle olduğu için ilacı kesip bir bakalım toparlanmış mı çocuk yarım dönem, ders başarısı nasıl oldu, derslerine çalışıyor mu, isteği nasıl, dikkatini sürdürebiliyor mu veya hiperaktivitesi, dürtüselliği nasıl oldu, bu şekilde bir takip yaparız. Bağımlılık yapar mı? Evet. Bağımlılık yapmaz. Çünkü ebeveynlerin en çok korktuğu şey o, bağımlılık yapar diye düşünüp ilacı kullanmayı reddeden aileler var. Şimdi bir de şunu öğrenmek istiyorum. Tanısını koydunuz çocuğun, işte tedavi başlandı. Hangi sıklıklar kontrole gelmeleri gerekiyor? Genellikle ilacı başladıktan sonra ilaç hemen etkisini gösterebilir ilaçlar oluyor. Bir grup ilaçta, diğer grupta biraz daha uzun sürebiliyor. Bir grup ilaçta genellikle biz mesela 15 gün sonra gelin diyebiliyoruz. Dozunu ayarlayana kadar, kilosuna göre çünkü başlıyoruz. Veya bir ay sonra gel diyebiliyoruz. Bir okuldaki durumla, evdeki durumla aileleri takip edin. Öğretmenle muhakkak konuşun. Okuldaki durumu nasıl oldu? Dikkatini verebildi mi? Fayda gördü mü? Veya hafta sonu siz denediniz mi? Evde ders çalıştırabiliyor musunuz? Tabii ki ilacın etki süresine göre hani bunları ayarlayıp ona göre aileleri 15 gün sonra, bir ay sonra başlangıçta dozunu ayarlayana kadar görüyoruz. Yani iyice tedavisi oldu, düzenlendi, kilosuna göre fayda görüyor. Bunları da mesela iyice sıklığı azaltıp
dönem dönem, birinci dönem, ikinci dönem bile yaptığımız olabiliyor her çocuk için değil. Hani o tamamen yine çocuktan çocuğa, sıkıntılarına, dikkat eksikliği dışında başka bir psikiyatrik hastalığı var mı? Veya boyu, kilosu, tansiyon nabız mesela, bunları takip ederiz. Tamamen çocuğun eşlik eden hem başka psikiyatrik, başka tıbbi hastalıklarına hem de çocuğun fayda görüp görmemesine göre değişiyor. Genel olarak böyle yapıyoruz başlangıçta. Peki hocam, okul öncesi çağda bu tanıyı almış, yani dikkat eksikliği, hiperaktivite tanısı almış olan çocuklarımızın tedavisi nasıl yapılıyor? Onlarda genellikle ilaçları çok kullanmıyoruz. Onlarda çünkü dikkat dediğim gibi 6 yaşa kadar gelişiyor ve 6 yaştan sonra asıl biz tedavi etmeye başlıyoruz dikkat eksikliği, hiperaktiviteyi. Bazen bazı durumlarda 5 yaştan sonra başlayabiliyoruz. Öncesinde daha çok ebeveyn eğitimi dediğimiz, yani bu çocuklarda, normal çocuklarda da zaten bu dönemde sınır koyma yaşlarıdır. Bu dönemde dürtülerini hemen yapma, erteleyebilme becerilerini kazandırıldığı zamanlardır. Boş vakit etkinliğinde neler yapılabilir? Bunların öğrenildiği yaşlardır. O yüzden bu yaşlarda genellikle biz, hani şey de demiştim ya, hani böyle ödülle çalışır bu çocuklar. O yüzden daha bu çocuklara mesela ödül mekanizmasını geliştirmek adına kısa süreli ve uzun vadeli ödüller belirleriz. Mesela sevdiği bir etkinlik olabilir, ailece vakit geçirmek olabilir, ne bileyim dışarıda gitmek istediği bir Luna Park olabilir veya bir arkadaşını ziyaret edecektir, o olabilir, görmek istediği bir yer olabilir gibi gibi, sevdiği bir yemek olabilir. Bir sürü ödül olabilecek, daha sosyal ödüller dediğimiz, hani böyle maddi değil de daha çok böyle ödülleri belirleyip kısa süreli, mesela işte sen bugün yapman gereken görevler var değil mi? Yatağını toplamak, ne bileyim eşyalarını hazırlamak veya işte bugün kardeşine karışmamak gibi, oyunları bozmamak gibi. Bir sürü yapılacak mesela, sıra sıra birini seçeriz, birini belirleriz. Sonra da bu ödülleri, bugün karışmadın, bak bugün mesela kıyafetlerini, çantanı topladın. Ödülleri biriktire biriktire, hem biriktirmeyi, tabii ki sabırları çok az olduğu için gün sonunda yaparız ödülleri, genellikle kısa vadeli. Gün sonunda ödülleri biriktiririz, en sonunda deriz ki bak bu kadar, 5 tane toplarsan sana ufak bir sosyal bir ödül işte. Ve bunu yine uzun vadeli yaparız. Uzun vadeli dedim tabii çok uzun değil, mesela atıyorum 1 aylık. Çünkü çocuk zaten küçük, 6 yaşın altında. 1 aylık veya 15 günlük yine çocuktan çocuğa değişir. Bir ödül pekiştirmesi için, pekiştirme diyoruz biz bunu, mekanizması, ödül mekanizması çalışsın diye böyle bir şey yapabiliriz. Onun dışında yapmaması gereken davranışları, kardeşine karışmak, hareketli olup oyunu bozmak gibi, böyle şeyler yaptığında da gibi, bunun gibi. Mesela mola sandalyesi deriz biz. Hani bu davranışı yapmadan önce ailenin onunla konuşup, kuralları söyleyip, oyunları bozmaması gerektiğini bir kere uyararak söyleyip, tekrarlarsa, işte çocuk 3 yaşındaysa 3 dakika, 4 yaşındaysa 4 dakika. Odada hiçbir zaman korkmayacağı, karanlık falan olmayan, kendi odasında küçük bir mola sandalyesi olabilir, mola spası olabilir. Hani orada oyunu bozduğu için bir kere uyarının ardından tekrarlamasın diye hiç uzun uzun konuşmadan, çünkü uzun uzun konuşulur bu çocuklara, anlatılır ve çocuklar çabuk sıkılır. Hiç konuşmadan hadi gel bak şimdi biraz mola sandalyesine gidiyoruz çünkü sen şu davranışı yaptın. Kısaca söyleyip 3 dakika bekleyip sakinleştiğinde veya işte oyundan çıkmanın hani sonuçlarına katlandığında 3 dakikada 5 dakikada tekrar öfkelisi sakinleşti, sonra da geri gider. Mola sandalyesini öneririz. Onun dışında yine mesela daha çok olumsuz konuşulur bu çocuklarda. Daha çok ceza uyarılır. Yapma denilir. 100 kere söylenir. Hocam dinlemiyor denilir. Bunları çok sevmeyiz. Yani sürekli uyarıyı pek sevmeyiz bu çocuklarda. Çünkü çocuklar bir süre sonra, düşünsenize size de mesela değil mi? Hani yapma etme, sürekli okulda, evde, iş hayatında sürekli böyle söylenir de artık bir kulaktan girer diğerinden çıkar. Artık çocuklar bunu duymaz. Biz kısa, net ifadelerle anlatılmasını isteriz. Ve hani sürekli uyarı değil, yapması gereken 10 tane beceri varsa bir tanesinden başlayın. Yavaş yavaş başlayın. Sürekli uyarmayın. Çünkü çocuklar bir süre sonra duymaz, ilgilenmez, yapmaz. O yüzden kısa kısa, net ne yapılması gerekiyorsa çok uzatmadan net bir şekilde söylenmesini isteriz. Onun dışında daha öncesinde mola sandalyesi dedik. Ödül mekanizması dedik. Bakayım başka. Tabii ki yine bu çocuklara mesela yine spora yönlendirilebilir. Bunu öneririz genellikle. Yine balık yağı kullanılabilir. Öyle söyleyebilirim. Aklıma gelenler bunlar şimdi. Şimdi siz böyle anlatırken ben şey geldi hocam aklıma. Çocuklara sık sık ders çalış, ders çalış, evet, dediğin zaman mesela ben
şahit oldum. Büyük kızım üniversite sınavına hazırlanıyordu. İşte bir müddet oturdu evde. Ben hani böyle saydım. Baktım uzun süre sanki oturdu gibi. Artık anneciğim bir ders çalışsan mı dedim. Anneciğim dedi vallahi şimdi kalkıp çalışacaktım. Sen böyle dedin diye gitmiyorum dedi. Yani aynı şeyi döne döne tekrar etmemek gerekiyor evet. Anladığım kadarıyla. Peki hocam bu tanıyı almış çocukların aileleri ev hayatında nasıl davranmalılar? Nasıl yaklaşmalılar? Bu konuda da biraz bilgi verin. Şöyle söyleyebiliriz. Az önce söylediklerime ek olarak yine okul öncesi çağdaki dönemi. Onun dışında evde bu çocuklar tabii ki dikkati çok kolay dağıldıkları için masaları sade olmalı. Odasına sürekli hani birilerinin girip çıkabileceği bir yer olmamalı. Daha sakin, sessiz, cam kenarı olmamalı. Masanın üstüne yapıştıraçlar, o posterler çok çocuklar çok sever. Onlar olmamalı, daha sade ve ne çalışacaksa o dersin kitabını sadece çıkartmalı. Yani 2-3 tane kitap değil ya da işte ne bileyim çok fazla dağınık çalışabiliyor bu çocuklar. Bir tane o dersin kitabını çalışmalı ve yanına muhakkak mesela birebir de çok iyidir bu çocuklar çünkü. Dikkatleri kolay dağıldığı için birebir de yanlarında birinin olması. Mesela üniversite öğrencisi bir abla olabilir veya kuzeni olabilir. Daha çok anne baba değil de çünkü o otorite figürü ve anne babanın uyarısı çok hoşlarına gitmeyebilir. O yüzden ders çalıştıracak bir ablam veya kuzen dediğim gibi çok yardımcı olur. Birebir ders çalıştırsın bu çocuklara ve mola süreleri hani uzun uzun çalışmasın. Dikkatleri çok kısa olduğu için 15 dakika çalışsın. Tabii yaşına göre tamamen değişiyor. Veya yarım saat çalışsın. Kısa kısa molalar versin. Yani 10 dakika mola versin, 15 dakika mola versin. Uzun çalışacağı 3 saatlik etkinliği daha kısa kısa şeylere bölerek çalışsın. Daha sade, daha düzenli şey yapabilirler. Hani çocuklar seviyor ya böyle renkli renkli kalemler. Yani hoşuna giden, dikkatini çekebilecek, cazip gelebilecek. Daha küçük çocuklarda da belki biraz oyuna dönüştürmek gibi. Hani okuldan öğretmenden kurs aldırmak. Orada öğretmenin biraz daha keyifli anlatması gibi böyle etkinlikler. Okul evde bunları yapmalı. Okulda da öğretmen daha çok görevler versin. Mesela ön planda otursun, ön sıralarda otursun. Yanına biraz daha daha dikkat eksikliği, hiperaktif olmayan bir çocuk oturabilir. Öğretmen işte tahtayı silme, ne bileyim sıraya kağıtları dağıtma gibi ufak tefek derse hem cazip gelebilecek hem de çocuk enerjik olduğu için enerjisini atabilecek. Etkinlikler verebilir. Ayağa kalktığında hemen ayağa kalktığında hani kızmamalı, sınıfın düzenini bozmayacak şekilde ufak tefek böyle hoşuna gidecek şeyler yapılabilir bence. Peki hocam bu tanıyı almış çocuklar hani tedavi edilmezse ne olur yani düzelirler mi yoksa daha da mı ilerler başka bir sorunlar mı çıkar tedavi etmezsek ne olur? Şimdi bu noktada az önceki şeye değinmek istiyorum. Bu ilaçlar bağımlılık yaparmaya değinmek istiyorum. Evet. Çünkü bu çocuklar tedavi olmadığında asıl bağımlılığa doğru yola çıkıyor. Ne demek bu? Bu çocuklar daha dürtüsel, anlık ihtiyaçlarını hemen gidermek isteyen çocuklar. Böyle olduğu için yaş ilerledikçe bu çocuklar akademik başarısı da iyi olmazsa eğer, işte derse dikkatini veremez, okuldan iyice soğuyabiliyorlar. İsteksizliği daha sonradan gelişebiliyor. İsteksizlik olunca okula gitmeyebiliyorlar, okul reddleri gözükebiliyor. Anne babaya karşı gelmeler, öğretmenlere karşı gelmeler, arkadaş ilişkilerinde bozulmalar, akran zorbalığı, bu tarz sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bunlar ortaya çıktığında da çocuklar okuldan iyice soğuyup başka şeylere, sigara, alkol, madde bağımlılığına yönelebiliyorlar. Asıl bu çocuklar tedavi olmadığında işte davranış problemleri, karşı gelmeleri, alkol, madde, sigara bağımlılığı veya problemli internet kullanımı gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. O yüzden erken tanı, erken teşhis, erken tedavi diyoruz ki aslında ilaçlar bağımlılık yapmıyor ama dolaylı olarak bu çocuklar yaşı ilerledikçe bağımlılığa doğru yola çıkmış olabiliyorlar. Şu geldi hocam aklıma, hep böyle sınavlardan bahsettik. Şimdi bir de bu ilaçların bilinçsiz kullanımı var. Evet, tabii. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımız ya da işte ortaokulda sınava hazırlanan çocuklarımız bilinçsizce bu ilaçları kullanıyorlar. Evet. Şahit oluyoruz. Bu konuda da birkaç kelime söylerseniz sevinirim. Bu noktada şöyle. Sadece bu ilaçlar doğal olarak uyaran ilaçlar. Yani dikkati uzun süre sağlayan ilaçlar. Böyle olduğu için dediğiniz gibi suistimal ya da kötüye kullanım olabiliyor. Bu noktaya çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani gerçekten dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı olan, çünkü dediğim gibi nörogelişimsel bir bozukluk doğuştan gelen, sadece o dönemde sınav döneminde ortaya çıkmıyor belirtiler. Hep aslında var olan belirtiler oluyor. Bu belirtiler olduğu zaman da bu ilaçların kullanımını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Sadece hani uyaran artsın ya da dikkat süresi artsın, iyice kendimi vereyim, performansım artsın diye kötüye kullanım kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü sonuçta
Aileler bu konuda endişelenmiş ama tabii ki ilacın faydası olduğu kadar yan etkileri de var. Hani bilinçsiz de kullanım bir sürü sıkıntıya yol açabilir sonuçta. Yani böyle az önce de bahsettik. Yani belki çocuk ilkokul çağında tanı almamış ama lise döneminde işte daha uzun süreli çalışma koşullarını oluşturabilmek için bir yine psikiyatriye giderek eğer gerek görüyorsa zaten başlanıyor değil mi bu ilaçlar? Peki hocam, son olarak da şunu sormak istiyorum. Elazığ Fethi-Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği hakkında böyle bize bir bilgi verir misiniz? Kaç hekim çalışıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Size başvurmak isteyenler nasıl gelmeli? İşte randevumu çalışıyorsunuz? Bu konularda da bilgi verir misiniz? Biz bölümümüzde şu an Rukiye Hanım ve ben iki doktoruz. İkimizin polikliniği aktif olarak çalışıyor. Bize eşlik eden işte psikologlarımız, iki tane psikologumuz, üç tane çocuk gelişimcimiz var. Bu durumlarda onlar da bize destek oluyor. Terapi anlamında veya gelişim testleri anlamında destek olabiliyorlar. Bizden randevu alarak, yani direkt bizden randevu alarak kliniğimize başvurabilirler. Randevulu bir şekilde çalışıyoruz. Başka bir doktorun yönlendirmesine gerek olmuyor. Böyle söyleyebilirim. Tabii ki bu durumda da ya bütün hani şikayeti olur ailenin. Psikiyatrik olduğunu düşündüğü herhangi bir şikayete başvurabilir. Biz zaten eğer gerekliyse tedavisini söyleriz. Gerekli bir tedavisi yoksa da ihtiyacı yoksa da tedavi söylemeyiz. Aileyi ona uygun bir şekilde gerekirse çocuk gelişimciye, gerekirse psikoloğa yönlendirebiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Bu çocuklara ilaç tedavisi yanında psikoterapi öneriyor musunuz ya da yapılıyor mu hocam? Şöyle, bu çocuklara eşlik eden daha arkadaş ilişkilerinde zorluklar, problemli internet kullanımı gibi zorluklar varsa evet eşlik eden psikolog desteği sağlıyoruz. Çünkü internet kullanımı büyük bir sıkıntı olabiliyor. Eşlik eden genellikle bunlar olabiliyor. Yani sadece pür dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuysa bunun için gerek olmayabiliyor. Ama dediğim gibi bu çocuklar çünkü tek sorun hani adı kolay kendisi zor rahatsızlık. Arkadaş ilişkilerinde zorluklar, öğretmenle zorluklar, evde kardeşiyle ilişkilerinde sıkıntılar. Bunlar var veya uyum zorlukları var, başka sıkıntıları var. Tanı almayacak düzeyde başka psikiyatrik hastalıklar eşlik edebiliyor. Bu durumlarda da yine psikolog desteği sağlayabiliyoruz, terapi önerebiliyoruz durumlarda. Biz genelde ama, hep böyle olumsuz sanki konuştuk da bunların hiç olumlu yönleri yok mu çocuklarımızın? Evet, genellikle bu konuşulur dediğiniz gibi. Daha çünkü bu bir aslında psikiyatrik hastalık, hani aileler bunu görmesi de biraz önemini vurgulamak için genellikle böyle konuşuyoruz ama dediğiniz gibi olumlu yönleri var mı? Var. Bu çocuklar daha lider ruhlu çocuklar olabiliyor. Daha aktif, girişken ve ön planda olmayı seven çocuklar olabiliyor. Bu durumlarda hani bunları da pekiştirmek, hani deriz ya böyle çocuğun olumlu yönlerini geliştirelim, olumsuzları da aslında görmezden gelelim. Mesele aslında biraz burada. Yani çocuğun olumlu yaptığı becerileri, okulda derse sık katılıyor, kalkıyor, her soruya cevap veriyor. Hani bunları pekiştirelim, güzel. Ama uyumu bozmadan, ama olumsuzlukları sürekli söyleyerek değil, belki biraz görmezden gelerek, belki biraz arka plan alarak, olumlu yönlerini söyleyerek zaten aslında düzelmenin yolu da biraz bu. Yani hastaya, çocuğa veya aileye, bize de öyle değil midir yani? Hani olumlu yönlerimiz söylenince biraz pekiştirildiğimizde, pekiştirmeden kastımız o, pekiştirildiğimizde aslında iyi şeyler olur. Bazı davranışlarını, olumsuz davranışlarını düzeltmeye başlar. Yoksa hep dediğim gibi uyarı çocuklar bir süre sonra onu görmezden gelir, düzelen bir şey de olmaz. Yani çocuklarımızın da olumlu yönlerini göreceğiz. Evet. Son olarak da hocam ailelere ne önerileriniz var? Aileleri genel olarak toplarsam böyle çok da dağıtmadan. Birincisi şüphelendikleri her durumda ilk önce bir çocuk psikiyatrisine başvursunlar. Çünkü bunu tanısını çocuk psikiyatrisi koyar. Öğretmen ya da işte ailelerde, akrabalarda görüldüğü ya da işte ne bileyim psikolog vesaire koymaz. Bir çocuk psikiyatrisine başvurmaları, doktorunun sözünü dinlemeleri ve yapılan önerilere de uymuş olmalarını genel olarak tavsiye ederim. Yani size güvensinler. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok memnun oldum. Ben de çok faydalandım. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Bir Şehrin Sağlığı programının da sonuna geldik. Sizlerle olmak güzeldi. Yine her zaman söylediğim gibi gün geçtikçe güçlenen kadrosuyla Fethi-Sekin Şehir Hastanesi olarak sağlığınız bize emanet diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.